Kaliteli ve bol ürün almak için ne gerekir? Bol sulama, bol gübre. Hayır. Üstün kaliteli ve bol ürün hasat edebilmek için tarımın olmazsa olmazı toprak analizidir. Bu da son derece kolay ve hızlı bir yöntemdir. Toprak analizleriyle o toprakta yetiştirilecek bitkilerin, gereksinim duyduğu gübrelerin cins ve miktarlarını belirlemek mümkündür. Toprakta yeter miktarda bitkiye yarayışlı besin maddesinin bulunmasından çok, o besin maddesinden bitkinin ne oranda yararlandığı önemlidir. Bu da ancak toprak analizlerinin yapılmasıyla anlaşılmaktadır. Toprak analizi yapılmadan rastgele yapılan gübreleme, gereğinden fazla veya az gübre kullanılarak üreticinin ekonomik kayıplar yaşamasına, ürünün verim ve kalitesinin düşmesine, bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı direncinin azalmasına ve tüm canlıları etkileyecek olan çevre kirliliğinin artmasına neden olur. Bu yüzden ürünlerinizin kalitesi ve bereketi için toprak analizi çok önemlidir. Bereketli bir hasat ve yüksek ürün kalitesi için önce toprak analizi. Peki, toprak numunesi almak için hangi malzemelere ihtiyacımız var? Kürek, bel, burgu gibi örnekleme aletlerinden herhangi birisi, kova, bez numune torbası, numune etiketi ve kurşun kalem yeterli olacaktır. Toprak örneği almada kullanılan malzemelerin temiz olması gerekir. Toprak analizi için numune almak son derece basittir. Yalnızca belli kurallara dikkat etmek gerekir. Toprak numunesi alacağımız arazi eğer homojen değilse, araziyi gözle kontrol edip renk, eğim, toprak bünyesi gibi özelliklerine göre sınıflandırılmalı ve her birinden ayrı ayrı örnek alınmalıdır. Ekim yapılacak alanlarda ekim işleminden en az bir ay önce tarla boşken numune alınmalıdır. Numune alındığı zaman toprak ıslak olmamalıdır. Numune almadan önce toprağın üzerindeki ot, sap gibi materyaller temizlenir. Numune aleti toprağa 25-30 cm derinlikte daldırılır ve V harfi şeklinde bir çukur kazılır. Sonra çukurun düzgün yüzeyinden 3-4 cm kalınlığında yaklaşık 20 cm boyunda bir toprak dilimi alınır. Alınan örnek kovaya konulur. Ekim yapılacak alanın her tarafından örnek almaya dikkat edilmelidir. Tarlanın bir ucundan girip öbür ucuna kadar zikzak şeklinde ilerleyerek numuneler alınmalıdır. 20 dekar tarla için 10 kadar örnek alınarak iyice karıştırılır ve 1-1,5 kilogram kadarı bez torbaya konur. Çok yıllık bitkiler için toprak örneği alınması da tek yıllık bitkilerde olduğu gibidir. Özellikle meyve ağaçlarında ağaçların taç iz düşümlerinden örnekleme yapmaya özen gösterilmelidir. Meyve fidanları dikilmeden önce mutlaka 0-30, 30-60, 60-90 cm derinliklerden ayrı ayrı toprak örnekleri alınmalı ve farklı torbalara konulmalıdır. Alınan toprak örnekleri oda sıcaklığında temiz bir yüzeye serilerek kurutulur. Numune etiketini eksiksiz bir şekilde doldurmak en az numuneyi almak kadar önemlidir. Arazi sahibinin adı soyadı, numunenin nereden alındığı, parsel bilgileri, sulama durumu ve sulama şekli, numune alınan arazi veya tarlada ne yetiştirileceği, numune alınmadan önce son yetiştirilen bitki ve bitkiye uygulanan gübre miktarı etikete yazılır ve en yakın laboratuvara teslim edilir. Peki, nerelerden toprak numunesi alınmaz? Karınca ve köstebeklerin toprak yığdığı yerlerden numune alınmamalıdır. Peki başka? Arazinin çukur veya tümsek kısımlarından, su birikintisi olan yerlerden, çiftlik gübresi yığılmış ve hayvanların yattığı yerlerden, tarla sınırına yakın yerlerden ve anız yakılmış yerlerden toprak numunesi alınmamalıdır. Doğru bir analiz için numuneyi doğru almak çok önemli. Toprak analizi için numune alırken belli hatalar sıklıkla yapılmaktadır. Toprak numuneleri
25-30 santimetreye kadar olan derinlikten alınmayıp toprağın hemen yüzeyinden ve çoğu zaman elle alınmaktadır. Numune 1 kilogramdan az alınmakta, bu nedenle gönderilen toprak laboratuvarda analize yeterli olmamaktadır. Toprak örnekleri uygun olmayan kaplara konulmaktadır. Etiketler tükenmez kalemle yazılmakta ve naylona konup ağzı kapatılınca toprak terleme yaptığından etiketteki yazılar okunmaz hale gelmektedir. Çiftçinin aynı mevkide birden fazla tarlası olduğunda etikette hangi toprağın hangi tarlaya ait olduğu belirtilmemekte, analiz raporları çıktığında çiftçi tarafından tarlalar karıştırılmaktadır. Gördüğünüz gibi toprak analizi yaptırmak hem çok önemli hem de çok kolay. Bereketli bir tarım için önce toprak analizi.